Selamünaleyküm. Ne güzel insanın mümin olması, müminliğinin farkında olup birbirine veli olması, maddi manevi birbirine destek olması da zaten bir veliliktir diyoruz. Ve bu veliliğin içerisini doldurmak da gene ben müminim diyen insanlara düşüyor. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bir hafta, bir ay, bir sene falan diyerek günler önümüzden vızır vızır geçiyor. Ve her geçen gün dünyadan uzaklaşıyoruz, ahirete yaklaşıyoruz. Tabii bu süreç belli değil. Rabbim ne zaman takdir etmişse tüm imkanlarımızı, varlıklarımızı burada bırakıp nasıl dünyaya geldiysek hiçbir şeyimiz olmadan ebedi aleme de böyle göçeceğiz. Ama dünyada böyle tertemiz saf geldik ama ebedi aleme göçmek rüştümüze erdikten sonra heybemize çok güzel ameller doldurarak gitmek vardır. Ve o zaman da yüzümüz gülecektir diyoruz. Taha suresi 97. ayet-i kerimede kalmıştık ve bundan önceki ayetlerde Hazreti Musa Rabbinden levhalar yani ayetler almaya gidip kavminin başına da Hazreti Harun'un nöbetçiyi koymasına rağmen onu bir şekilde aciz bırakıp Samiri denilen dünya perest birisi insanlardan toplamış olduğu ziynetlerle bir buzağı yaptırıyor ve Musa Rabbine gitti. Burada da bunları, ayetleri, gerçekleri unuttu manasında insanlara telkinde bulunup aldatıyor. Ve imanı da içerisine sindirmeyen insanlar, idrak etmeyenler, içselleştirmeyenler zaten bir kölelikten kurtulmuş, şuur altını henüz tam da besleyememiş, bilgileri var ama dediğimiz gibi bu Samiri'nin telkinlerine inanarak birçok insanlar ona buzağa tapıyorlar. Puta tapıyorlar yani. Bu putu da hep açıklamıştık. Sadece önümüze koyulan heykeller değil. Kim Allah'ın rızasının önüne bir şeyi geçiriyor ve olmazsa olmaz diyor, onu elde etmek için çabalıyorsa, benim anladığım kadarıyla siz de bunu tasdikler misiniz, tasdiklemez misiniz? O da onun putudur diyoruz. Bunun alt başlıklarını artırmaya gerek yok. Tabi Hazreti Musa ayetlerle gelip kavminin bu halini görünce çok fena öfkeleniyor ve elindeki levhaları yere atıyor. Yani ayetleri diyeceğiz. Biz geçen hafta bunlara çok değindik ama burada da gene Hazreti Musa'nın o Samiri'ye çok öfkesini görüyoruz. Bakın Hazreti Musa da öylesine bu Allah'ı bırakıp da Allah'a eş koşanları, putlarla beraber Allah'a yaklaşmak isteyenleri o kadar kızıyor ki elindeki ayetleri yere atıyor. Bir parantez açarsak, bugün bizim insanımız Allah'ın ayetlerini yaşamayarak, görmemezlikten, duymamazlıktan gelerek ayaklarının altında günahlarla kendilerini bir yaşam tarzını edinmelerine rağmen ellerindeki Kur'an'ı öpüp başlarının üstüne koyuyorlar. Şimdi Kur'an'ın kendi maddesel bir mushafını mı öpüp başımızın üzerine koymak imandır, yoksa onu anlayıp yaşamak mı imandır? Diyoruz ki elbette ki iman eden insanlar onu anlayıp ve yaşayacaklar ki imanının ispatını kendi de görsün ve imanın insana kazandırdığı değeri çevresindeki insanlar da görsün. Yoksa bu insanlar Firavun'un zulmünden hemen de Hazreti Musa'nın arkasına çok da koşup gidip de içselleştirmiş insanlar olsaydı bu olmazdı, yani çoğunluk olmazdı. Yoksa her toplum içerisinde akledemeyen, aklını kullanamayan insanlar var. Dediğimiz gibi şimdi 97. ayet-i kerimede dedi. Kim dedi? Hazreti Musa. Parantez koyuyor. Çünkü orijinalinde yok bu isimler. Haydi, defol, git. Git derken o defol kelimesi de parantez içerisinde.
Yani bunun ne kadar çok çirkin bir iş yaptığının içeriden dışarıya yansıyan bir rahatsızlığıdır. Çünkü senin hayatın boyunca çok büyük bir ceza geliyor. Nasibin benimle temas etmeyin demendir. Bazı rivayetlerde onun çok çirkin bir hastalığa maruz kaldığını, kime dokunsa hasta olacağını ve dağlarda meczup olup öyle öldüğünü rivayetlerde söyleniyor. Yani kitaplarda yazılıyor. Ama bu da bunu düşündürüyor. Bak ne diyor? Hayatım boyunca nasibin benimle, aslında benimle kelimesi, temas etmeyin demendir. Ha bunu samimi diyecek. Aman bana dokunmayın. Sana senin için şüphesiz asla vazgeçilmeyecek bir ceza günü dahi vardır. Bu dünyadaki cezan, bir de ahiretteki cezan var. Çünkü yapılan iş, yapılan cürüm çok kötü. Yani çok kötü kelimesi bile hafif kalır. Çünkü Allah'a eş koşmak, Allah'la bütün bağlantını koparman demektir. Üstüne düşüp taptığın Tanrı'na bak. Biz onu yakacağız. Sonra onu parça parça edip atacağız. Hazreti Musa'nın uyarısı, ama görüyoruz ki bir Resul dini tahrif etmenin, Allah'la insan arasına nesneleri koymanın ne kadar büyük bir suç olduğunu bu ayetten çıkarıyoruz. Anlıyoruz değil, çıkarıyoruz. Elbette ayetleri kendilerine göre tevil eden, tevil ne demek? Değiştiren veya işine gelmeyen hususları gizleyen, insanları Allah'a yaklaştırma adına ondan uzaklaştıran girişimlerde bulunmak çok büyük bir zulümdür. Adamı kesse öldürse hayatına son verecek. Ama burada maddi manevi bir ölüm yaşatıyor bu insan yapmış olduğu çirkinlikle. Bunları nasıl kendi haline bırakabilir müminler? Yani bu insanları, ben müminim diyen insanlar nasıl kendi haline bırakabilir? Onlar nasıl Allah ile bağlantıyı şirkle koparıyorlarsa müminler de onlardan uzaklaşmalıdır. Sağlam bir inancımız yoksa bizi şıranın sineği çektiği gibi dünyalıkları bize empoze eden ve onun peşinde koşturacak, yarışa sokan, günaha iten insanlardan da uzaklaşmalıyız. Onlarla beraberliğimiz sadece hakikati anlatmak olmalı Zahideciğim. Bu sorumluluk da çok önemli. Bakın Hz. Musa'nın ne kadar bunun yaptığı işten rahatsız olduğunu ve onun çok büyük bir belaya maruz kalacağını, o Samiri denilen kendisi söylüyor, bana yaklaşmayın. Çünkü çok çirkin, sefici bir hastalığa düşmüş. Uzaklaşmalıdır. Hadi defol git. İhtarından anlıyoruz ki birçok rahmet ve ikrama, uyarı ve ikaza rağmen hala heva ve heveslerini ilahlaştıran, bununla da kalmayıp toplumları ifsada sürükleyen, insanların ebediyetlerini tehlikeye sokan bu gibi kimseleri sadece ihtar etmekle kalmayıp imkanı olan, gücü yeten müminlerin cemiyetlerini onların şerrinden temizlemeleri üzerlerine vacip olur. Vacip. Niye farz demedi de vacip dedi. Çünkü bu işi yapmak da bir ilme ihtiyacı olan iştir. Yani vahiy doğrultusunda hakikati anlamak işidir. Ve bu hakikati de ayetlerle anlıyorsa çekinmeden bu işlere tevessül eden insanları ayetlerle uyarmalıyız arkadaşlarım ve kardeşlerim. Ama maalesef kendi inandığı dine dört elle sarılan insanlara ayet de okusanız, onların her zaman itirazları hazırdır. Bu kadar insanlar, hocalar, hacılar, müftüler bilmiyor da sen mi biliyorsun?
İşte bizim hocamız şöyle dedi, böyle dedi diyerek gerçekten birçok kalabalık, birçok zaten çok demek kalabalıklar böyle bir inanışın içerisindeler ve dolayısıyla Allah ile bağları kopmuş. Çünkü Allah'a eş koşmak Allah'ın da çok kızdığı bir yaklaşım biçimi oluyor. Neredeyse onların bu halinden diyor gök parçalanacaktı. Ayeti şu anda aklıma gelmedi ama Cenab-ı Hak da bu iftiranın şerrinden neredeyse gök parçalanacaktı diyerek Cenab-ı Hak da böyle eş koşanların ne kadar çirkin bir işte olduğunu bu misallerle bize anlatıyor. İşte böyle. Birçok rahmet ve ikrama, uyarı ve ikaza rağmen hala heva heveslerini ilahlaştıran, burayı bir daha tekrar ediyoruz. Bununla da kalmayıp toplumları ifsada sürükleyen, insanların ebediyetlerini tehlikeye sokan bu gibi kimselerin cemiyetlerini onların içerinden temizlemeleri üzerlerine vacip olur. Bu vücubiyetin icrası ile tevhid hakim olursa, Kabe'deki putların kırılması gibi veya gönüllerdeki şirk putlarının izalesi olur inşallah. Demek ki sorumluluğumuz ve işimiz çok kardeşlerim. Bu da tabii vahiy selim akılla anlamak ve yaşayarak rol model olmak gerekiyor. Ama bilmez insanlar Allah desin de ne olursa olsun her yol Kabe'ye çıkar diyerek böyle insanları saptırıyorlar. Ve bu saptıranlar da çok, onlara inananlar da maalesef çok. Bunun en önemli sebebi de biz vahiy anlayıp yaşamak için selim akılla okumamamızın bir sonucu oluyor. Şirk gibi korkunç hastalığa karşı tevhid ile acil şifa aranmalı ki kurtuluş ve felah bulsun insanlık. İnsanlık bulmaz da Müslüman bari bulsun. Müslümanım diyenler. 98. ayeti mealen ancak sizin Tanrınız kendisinden başkasında Tanrı kelimesi de yok. Sizin itaat edeceğiniz kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. Onun ilmi her şeyi kuşatmıştır. Yani yaratıcının ilmi her şeyi kuşatıcıdır. Ve bu ilim de vahiy ile insanlara indirilip iman etmeleri için Resuller gönderilmiş, uyarılmış, teşvik edilmiş, korkutulmuş. İşte o ilmiyle amil olan Allah, iman edenlerin de bu vahiy ile ilmiyle amil olmaları için böylece ayetlerini Resulleri aracılığıyla indiriyor ve o Resuller de yaşayarak rehber olarak rol modellik ediyorlar. Ama nasıl? Muhsin olarak. O Yüce Rab ki yarattıklarının halini, ahvalini en iyi bilen olduğundan onların huzurlu, güvenli bir yaşamı sürdürmeleri için kendilerine uygun nizamı vaaz etmiştir. Bize uygun nizamı vaaz etmiştir. O bu ilahi nizamıyla kullarını kula kul olmaktan sakındıracak uyarıları yaparak onurlu, erdemli, nitelikli bir yaşama kavuşturmuştur. Bunu kim istemez ama bunu bile hep dünyevi, nasıl diyeyim, değerler üzerine bina etmiş birçok insanlar. Kur'an'ın, vahyin bahşedeceği onur, erdem, nitelikten ziyade dünyevi değerler üzerine bina etmiş, onunla erdemli olmuş, onunla nitelikli, vasıflı bir hayat yaşıyor, zannediyor olmuşlar. Tabii ki Allah böyle bir yavaşama kavuşturmuştur. Bunun temini ise, gene geleceğiz oraya muhakkak, şirkten ari, tevhid üzere yaşamaya bağlıdır. Şirkten ari, tevhid üzere yaşamaya bağlıdır. Bu hakikat bilinmedikçe amellerin hiçbir makbuliyeti yoktur Allah katında. Geçerliliği olmayacak. Allah katında bir geçerliliği yok. Demin dediğimiz gibi bu vasıfları gene dünyevi emeller uğruna
elde etmeye çalışan ve bunun için bedel ödeyen insanlar dünyada bir şeylere sahip olabiliyorlar. Çok büyük makamlara, mevkilere, servetlere, ünvanlara, şöhretlere sahip olabiliyorlar. Ama Allah katında bir geçerliliği yoktur. Tövbe etmeden öldüğü takdirde Allah'ın bağışlamayacağı tek günah şirktir. Tövbe etmeden ölenin günahının asla bağışlanması yoktur. Kim Allah'a şirk koşarsa doğrusu büyük bir günah ve iftira etmiştir Rabbine. Hem büyük bir günaha giriyor hem de Rabbine iftira ediyor arkadaşlar. Burada ayetimin kağıdını koymamışım ben. Neyse bakalım geri çıkarız. 4. surenin 48. ayeti kerimesinde mealen şöyle belirtiyor. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur. Yani sözümüzü burada ayetle vurguluyoruz kardeşlerim. 20. surenin 8. ayeti kerimesinde de bu minval üzere açıklamalarda bulunuyor Rabbimiz. Ben bugün yanlış yerde koymuşum kağıtlarımı. Veyahut da numaralarını verelim. Kendimiz de okursak hem Kur'an'la birebir muhatap oluruz. Zahideciğim, sen de lütfen eline bir Kur'an al. Bir takip et. Ben bulamazsam sen bulursun hemen. Olmaz mı? Yani Kur'an'la özel buluşmanın gerçekten insana daha farklı, tabii düşünerek iman etmişiz elhamdülillah da, ona baktığımız zaman doğru anlayayım diye karşıdakini de düşünür, dinleyerek yaparsak her şey daha güzel olacak ve daha çok ecir alacağız diye düşünüyorum. Gene hep aynı minval üzere, Allah kendisinden başka ilah olmayandır, en güzel isimler ona mahsustur. Ve burada da işte Resullerin arka arkaya verdiği şeyler böylece devam ediyor kardeşlerim. O ilah ki emirleriyle kullarına veli olur. Biz bu veli kelimesini birbirimizin üzerinde de düşünüyoruz değil mi? O mümin olan veliler ki birbirlerini kötülüklerden sakındırır, iyilikleri teşvik ederler. Tövbe suresi 71. ayet-i kerimesi biraz daha uzun. Ama burada o Allah ki emirleriyle kullarına veli olup kötülüklerden uzaklaştıran ve kendileri için ebedi kurtuluş müjdesini veren, bu alem nizamı üstünde bir otoriteye sahip mutlak hükümran olandır. Bu ilme sahip olunca Allah'a itaatin önündeki engeller bertaraf edilir. Demek ki her nereye bakarsak bakalım bilinçli olmak, inancı vahyin üzerine bina edip beslemek gerekiyor kardeşlerim. 99. ayeti kerimede gene devam ediyor. Sana, şimdi sana derken ister bundan sonra gelen Resuller olsun, İstersen ebediyete kadar vahiden haberdar olanlar olsun. Ben ve sen, sana, geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını işte böyle anlatıyoruz. Hazreti Musa'nın hayatını işte okuyoruz hala. Şüphe yok ki sana tarafımızdan bir zikir vermişizdir. Bir zikir de zaten Kur'an-ı Kerim. Yani Allah'ı Kur'an'la tanımak ve Allah'ın her daim bizimle beraber olduğunun bilincine sahip olmaya zikir deniliyor. Böyle
sayılara sığmayacak kelimeler değil. Bir kere diyor Allah de gönülden, bir kere imanı anla içinden, o zaman hiç kimse seni bu yoldan döndüremez. Allah elçileri aracılığıyla tüm geçmişin önemli haberlerini, insanın muhtaç bulunduğu dünya ve ahiretle ilgili bilgileri, inananlarla inanmayanların arasında geçen mücadeleyi, inananların zaferini, münkirlerin nasıl helak olduklarını ana fikir halinde açıklayarak tüm insanların da onlar gibi davalarına sarılmalarını teşvik etmektedir. Müminiz. Mümine söylüyor bunu. Adı Müslüman olana değil. Ben Müslümanım elhamdülillah, kalbim temiz, imanım sonsuz deyip de her türlü günaha batanlara söylenecek bir laf değil bu kardeşlerim. İbret almak için hak ile batılın arasında geçen süreç objektif olarak gündemde tutulmalıdır. Şimdi bize bir sorumluluk yükleniyor. Tarih sorumluluğu yükleniyor arkadaşlar. Bugün mesela birçok insanımız tarih okumak için üniversiteye gidiyorlar. Hatta çevremde çocukları büyümüş, sanki başka yapacak ciddi bir sorumluluğu işi yokmuş gibi tarih bölümüne kaydoluyorlar. Ama yalan söyleyen tarih utansın. Hangi tarih? Anlatılan, öğretilen hangi tarih? Ama gene de gitmekte yarar ver. Biz hakikatin tarihini bilirsek, onların yalan tarihini de ne kadar biliyorsak, en azından onlara böyle imanımız gibi inanmayız. İnanmamalıyız. Ulu orta o tarihler hakkında konuşmamalıyız. İbret almak için hak ile batılın arasında geçen süreç, ne demiştik? Objektif olarak gündemde tutulmalıdır. Şimdi ben burayı söylediğim zaman tarih öğretmenleriyle beraberliğimiz oluyor veya böyle güzel insanlarla beraberliğimiz oluyor. Tarih çok önemli bir haber şeyidir. Haberimizin olması gereken haberlerdendir. Ama hangi tarih? Kur'an-ı Kerim'in, Allah'ın hani o insanın fıtratına uygun olarak bir şeyleri anlatıyor ve fıtratına ihanet edenlerin de nasıl kötü bir sonuca doğru gittiğini gene anlatıyorum. Tarih de bu anlamda çok önemli. Ama insanımız Kur'an'ı temiz bir akılla, selim bir akılla okumadıkları için ya bu tarih işte Allah'ın mucizesidir. Geçmiş kavimler yaşadı, gitti ve öldü. Elhamdülillah biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Biz tarihi çok iyi biliyoruz. Bu tarih dersi geldiği zaman ben de hocalarımızla berabersek veya böyle güzel bir ortamlarda, paylaşımlarda bulunuyorsak diyorum ki evet, hiç şaşmaz. Gerçeği anlatan, sebep ve sonuç ilişkilerini madde madde açıklayan tarih Kur'an-ı Kerim'de helak olan kavimlerin anlatılması. Ama bunu kaç kişi biliyor? Hatta bazen şöyle söylüyorum. Kur'an'daki tarihi kaç kişi biliyor? Hak getire ki ne kadar Kur'an okuyor, ne kadar anlıyor ve ne kadar o tarihi anlamış olsun ki sonraki tarihten ders çıkarsın. Oradan ibret alsın ki sonra tarihin nasıl işlediğini birazcık da olsun anlasın. Geçmişi daha önceki nine ve dedelerimizi, şimdi kendime geliyorum. Biz Kur'an'ın tarihini inşallah mucize demeyiz. Ve neden helak oldular, sebep sonuçlarını aklederek okuruz, düşünürüz ve o sebep sonuçların ilişkisi içerisinde helake sebep olacak işlerden kendimizi sakınırız. Çevremizi de sakındırırız. Evet, geçmişi daha önceki nine ve dedelerimizi, sonra ortadaki süreci, sonra babaanne, anneanne veya büyüklerimizden ve günümüz tarihini yaşayanlara gündem yaparak anlatılmalıdır, anlatmalıyız. Bunları söylerken gerçekten
biz bugünümüzün tarihini nasıl yazılıyor bilmiyoruz. Tamamen Müslümanlara yapılan zulüm, dinin tahrifatı, iftiralar anlatılamayacak kadar vahim bir durumda. Ama yalan söyleyen tarih utansın diyor ya, utanacak adam kim? Ancak Allah'a vereceği hesap eden müminlerdir. Yoksa öğrendiğini yazıyor işte, kendisi de tarih kitabı yazmış oluyor, kendisi de tarih öğretmeni oluyor ve tarih öğretmenleri de çok güzel bir derste olduğunun farkında olup da vahyi, tarihi iyi öğrenip onlara öyle yönelirse inşallah ecirlenirler. Ama yalan, yanlış, işte çok iftiralar var yani. Tarihe baktığımız zaman dedik ya, dedelerimiz, ninelerimiz, geçmiş veya bugünümüz. Bunları okurken günümüzün tarihi gerçekten bu helak olan kavimlerden daha korkunç bir vaziyette bir tarih yaşanıyor günümüzde. Ama rahmeti sonsuz olan Allah bir mühlet vererek kişilerin, yani daha doğrusu Müslümanların vahye dönerek, düşünerek yaşamalarını istemektedir. Hucurat suresinde diyor ki, fasığın getirdiği habere inanma. Değil mi? Fasıklardan gelen habere inanma. Fasık kimdir? Hakkı hakikati hakkıyla bilmeyendir. Günahı sevabın üzerinde çok da dehşetle düşünmeyendir. Yazıyor işte. Eser bırakıyor. Söz söylüyoruz falan filan. Günüm, evet, ne demiştik? Büyüklerimizden ve günümüz tarihini yaşayanlara gündem yaparak anlatmalıdır. Bunu neden söylüyorum? Yani ben bu ayetler geldiği zaman bir ayırım yapmak, bir partizanlık yapmak gibi asla düşünülmemeli. Düşünürseniz vebale girersiniz. Asla ve asla düşünülmemeli. Nedir mesela? Batı'nın bir politikası vardır. Sık 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 gevşet. İnfilak olmadan evvel gevşet. Gevşet ama nasıl gevşet? Onlardan birini başa getir. Rahatlayın. Meydan sizin zannedin. Siz konuşun, yazın. Ama ciddi bir okuyan, ciddi bir okuyucu olmayan insan burada da aldanıyor. Dolayısıyla son seçimler mi neyse bilmeyeceğim. Ben sandık başına da gitmiş bir insan değilim. Bunu da özellikle belirteyim. Çünkü benim seçeceğim insan Allah'ın bana tavsiye ettiği insan değil. Ve sistem nereye bağlı onu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ne oldu? Üç büyük vilayette muhalif olan CHP kazandı. Şimdiki düzene muhalif olan CHP kazandı. Tabii bunların da alt başlıklarıyla çok konuşulması gerekiyor da gerek yok. Herkes akıllı, herkes tefekküre sahip. Yeter ki sağlıklı düşünsün, incelesin ve ayıklayıcı olsun ki bunları görebilsinler. Kim yaptı bu üç büyük vilayette? İslam'a küfreden, Müslümanları barbar terörist gösteren, çamur atan, iftiraların bini bin para giden ve en basit dünyalıklarına dokunduğunuz zaman feryat eden nesil. Sadece gençler de değil, o gençleri kim yetiştirdi? Hakikati hakkıyla bilmeyen ana babaların elinde yetişen gençlerde, aman İslam gelirse şöyle olacak, böyle olacak. Hele de içine böyle kendilerinin hoşlanmadığı, büyük bir tepki gösterdiği şeylerle iftirayı dinleyip onu da oraya yapıştırırsa, elbette ki İslam'a düşman olacak. Cephe geliştirecek gücü ve imkanları kadar. Evet, ne yapalım işte böyle. Yoksa yalan söyleyen gafil, cahil ve İslam karşıtı kimselerin anlatımlarında hakkıyla bilinmeyen iftiralarla veya dinlediği yanlış haberlerle, dedik ya, Müslümanları barbar ve terör örgütü göstererek yeni nesli güzel insanlara düşman ediyorlar. Düşman ediyorlar kardeşim. Haliyle nesiller de dinlerinin cahili bırakıldığı için, sol kesimin yanında ateist ve deistler oluyor. Kur'an-ı Kerim solculardan, sağcılardan bahseder ya,
Bunun yanında da ateist ve deistler oluyorlar. Bu çok acı bir sürükleniş ve tükeniştir. Lütfen neslimize hem şahit olduğumuz sıkıntılı, belalı durumları hem de insanlığa merhametin İslam kimliğinde olduğunu anlatmalıyız. Yaşayarak da örnek olmalıyız. Buraya merhameti koyduğumuz zaman cidden açığa, açığa, yoksula, hastaya acıyan çok. Hatta dünyayı kana bulayanlar bile tırla yardım gönderirler. Hatta haberlere dayanarak konuşacak olursak, vakti geçmiş ilaçları ve yiyecekleri oralara tırlara doldurup gönderirler. Ve dolayısıyla hem yükten kurtuluyorlar hem de üzerinde bayrakları, amblemleri olarak dünyaya şirin görünüyorlar. Bunu benden başka herkes belki daha da çok bilir. Eğer bir dejenerasyondan, seviyesiz ahlak yoksunu bir nesilden şikayetçiysek, bunun sebebi tarihin iyi okunmamasındandır kardeşlerim, iyi okunmamasındandır. İşte anlayanlar için tarih en iyi bir eğitim dersidir. Tarih en iyi bir eğitim dersidir. Tabii ki biz bu tarihi gene helak olan veya yükselen kavimlerin hayatını anlayarak bu dersi alacağız. Tarih geçmişi, dünü, bugünü daima gündemde tutmalıdır ki bilinsin de geleceğe nesiller ders alarak yetişsinler. Zaten o başlıklar altında da konuştuk. Dünü, çok öncesini, Kur'an'ın tarihini diyelim. Dedelerimizi, ninelerimizi, ara süreçleri ve günümüzü gündem yapmak zorundayız. Burada bahsi geçen zikirden maksat Kur'an-ı Kerim'dir. Onu indiriliş amacına göre okumayanların bu yüce kitaptan yeterince faydalanabilmesi mümkün değildir. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i ellerine aldıkları zaman kimle muhatap olduklarını, niçin, nasıl ve hangi amaçla okumaları gerektiğini çok iyi bilmeleri lazım. Çok iyi bilmemiz gerekir ki istenilen fayda hasıl olsun. Kur'an ancak anlayıp yaşayayım diye okunmalıdır, başka bir amaçla değildir. Ders almak, ibret almak, kendimizi masaya yatırmak, eksiklerimizi, yanlışlarımızı görüp düzeltmek. Ama neyle? Selim akılla, Rabbimizin bizi düşünerek, fıtratımıza tam uygun olan dini anlayıp yaşamakla bunlar gerçekleşecekler. Kur'an'ı reddedenler gibi Kur'an'a inandığını söylediği halde Allah'a gereği gibi ittikaya yönelmeyenlerin de akıbeti iç açıcı olmayacaktır kardeşlerim. Burada da birkaç ayeti kerime vereyim. 4. surenin 82. ayeti kerimesi. Siz hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecek misiniz diyorum. A'raf suresi 204. ayette. Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin ki merhamet olasınız. Yani onu anlamaya çalışarak dinleyin demek istiyor. Ama çok garabet şeyler var. Bazen mevlitlere falan gidiyoruz. Hoca konuştuğu zaman herkes mum gibi dinliyor. Hoca Kur'an okumaya başladığında o da zaten tevannilerle okuyor, müzik havası gibi. Herkes bir 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 konuşuyor böyle. Hatta bir gün bir mevlitteydim. Hoca dedi, çok kızı bir şey söyledi. Diliniz mi çekili dedi, ne dedi? Ben burada ayet okuyorum dedi, konuşuyorsunuz dedi. Ama ayetle söz birbirinden ayırmadığımız zaman elbette ki bunlar oluyor. Yine 38. surenin 29. ayeti kerimesi de buna minval üzere bazı öğütleri veriyor. Bu ayeti de okuyayım inşallah. Bugünlük sizlere veda edelim. Allah ömür verirse haftaya gene sizlerle beraber Taha suresine devam edeceğiz kardeşlerim. Sana bu mübarek kitabı ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. Bunu benzer o kadar çok ayet var ki bir tanesi herhalde yeter bize diyoruz. Sadakallahu aleyhi lazım. Doğrular Allah'tan, doğruyu anlamak selim akıl ile tefekkür edenlere düşen bir vecibedir. Ve doğruları yaşamak ve yaşanması için mücadele edip bedel ödemek gene müminlerin vecibesidir kendi üzerlerine.
Allah'a emanet olun.